Edirne halkına ben teşekkür ediyorum. Bize %54 Türkiye birincisi yaptıkları için, ama bu sevinci ve onuru yaşarken biraz da tabii üzüntü de yaşadık. Üzüntümüzün iki milletvekili buradan göndermemizi. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Şenol Geçmiş, sandık görevlilerinin seçime hazır olduğunu belirtti. Geçmiş yaptığı açıklamada Edirne merkezde 123.118 seçmenin 360 sandıkta oy kullanacağını belirterek seçmenlere sandığa gitmeleri çağrısında bulundu. 7 Haziran seçimlerinde CHP'nin Türkiye'de en çok oy aldığı ilin Edirne olduğunu belirten Geçmiş, "Bize Türkiye birinciliği yaşatan Edirne halkına teşekkür ediyorum. 1 Kasım seçimlerinde 3 milletvekilini Ankara'ya göndereceğimize inanıyorum." dedi. Edirne merkezde 360 tane sandığımız var. Bu sandıklarda görevlilerimizin hepsi sabah saat 7'de hazır bulunacaklar. Edirne merkezde 123.118 tane seçmenimiz var. Geçen 7 Haziran'da aldığımız oy oranı da 140.848. Burada Edirne halkına ben şunu söylemek istiyorum. Yaklaşık 20.000 Edirne seçmeni sandığa gitmedi. Ama 1 Kasım'da ben buna inanıyorum. Edirne halkı bu konuda çok duyarlı olacak ve sandığına sahip çıkacak ve sandığa da gideceğini umut ediyorum ve bekliyorum. Edirne halkı duyarlıdır. Bizlere göstermiş olduğu teveccühle, bize ilgisiyle bunu gösterdi. Edirne'de biz Türkiye birincisi olduk. Yaklaşık %54'le bu onuru ve gururu bize Edirne halkı yaşattı. Ben onlara sizlerin aracılığıyla bir kez daha teşekkür ediyorum. CHP Merkez İlçe Başkanı Şenol Geçmiş, son günlerde bazı sosyal paylaşım sitelerinde sandıklarda hile yapılacağı, hile yapılacak iller arasında Edirne'nin de bulunduğu yönünde çıkan haberlere itibar etmediklerini belirterek, "Biz gerekli önlemlerimizi aldık, sandıklarımıza sahip çıkacağız." dedi. 7 Haziran'da da bu söylentiler çıkmıştı internet üzerinden, ama Edirne halkı sandığına sahip çıkıyor. Bu konuda da önlemlerimizi aldık. Ben inanıyorum Edirne'de hiçbir sandıkta hile olmayacağını, sandıklarımıza sahip çıkacağımızı, bu çıkan haberlerde ne kadar bizim vatandaşlarımızın kafasını karıştırsa da biz örgüt olarak sandıklarımızı sahip çıkıyoruz ve arkadaşlarımıza bir eğitim verdik. Bu eğitim sonucunda da arkadaşlarımız gerekeni yapacak. Ben çok itibar etmiyorum bu çıkan haberlere. Biz gerektiği gibi saat 17.30'da sandıklar açılacağı zaman bütün sandıklarda bizim görevli arkadaşlarımız olacak. Bu arkadaşlarımız da gerekeni yapacak. Ola ki bir durumda da yetkili Merkez İlçe Başkanlığımızı arayıp olaya hemen müdahale edeceğiz. Ben güveniyorum. Sandık Başkanlığına da güveniyorum. Edirne ilinde böyle bir sandıklardaki hileler olmayacağını canı gönülden de katılıyorum ve inanıyorum.